Avrasya Hastanesi tarafından Dünya Çocuk Hakları paneli düzenlendi. Avrasya Hastanesi İşletme Direktörü İbrahim Urlu, sağlıktaki bilinçlenme davasını koruduklarını belirterek pandemi döneminde çocukların eğitim haklarını korumaya dikkat çekti. Avrasya Hastanesi tarafından düzenlenen çocuk sağlığı konulu panele Profesör Doktor Asiye Nuhoğlu, Profesör Doktor Haydar Sur, Profesör Doktor Arif Akşit, Doçent Doktor Ahmet Hakan Gedik, Uzman Doktor Ersin Sarı, Uzman Doktor Ali Talay, Gülay Aziret Tosunay ve İnce Zenciroğlu katıldı. Ki önümüzdeki hafta Dünya Engelliler Günü 3 Aralık'ta. Yine o gün bizim bir programımız olacak. Konumuz yeni doğan ama engellilere mutlaka değinecek. Çünkü engellilik önlenebilir. Herkes potansiyel engellidir diyorum. Engelli konusunda değinmeliyiz. Sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen panelde konuşan Avrasya Hastanesi İşletme Direktörü İbrahim Urlu, çocukların mucize varlıklar olduğunu söyledi. Evet, pandemi, salgın. Nuh'un tufanından bu yana salgınlar insanlarda hep yeni dönüşümler yaratmıştır. Yeni arayışlar yaratmıştır. Pandemi insanların haklarını kaybettiriyor diyen İbrahim Urlu, çocukların eğitim hakkının yüreğini sızlattığını söyledi. Bu korona, COVID-19 dediğimiz pandemi de insanlarımızın ciddi haklarını kaybettiriyor. Hak kayıpları. Bu hak kayıplarının içerisinde çocuklarımızın eğitim hakkı benim yüreğimi sızlatıyor. Eğitimciler. Torunlarım var, onların acaba bir dönemi kaybolur mu? Bir zamanı kaybolur mu? O bir dönemin kaybolması, bir neslin kaybolması bazen bir köyde, bir mahallede bir öğrenci yetiştirdiğimiz zaman o köyün kaderi değişiyor, o toplumun kaderi değişiyor. Ama yüzlerce çocuk vardı orada, o bir kişi kaderini değiştiriyor. Bunun için eğitim çok değerli. Dün Öğretmenler Günü'nde doktor olan, mühendis olan, belediye başkanı olan öğrencilerim aradığı vakit mutluluğun tarifini yapamayacak duyguları yaşamış olduk. Evet, ben tekrar hastanemize ve çocuk haklarına bugünkü seminer bir zorluktan, mecburiyetten doğdu. Biz daha önce buraya yüzlerce insanları toplayarak yaptığımız şey, yine bu defa yüzlerce insanlara dijital ulaşım yapmak istiyoruz. Çok kıymetli, Türkiye'nin çok ender ve kıymetli insanlarını dijital ortamda getiriyoruz. Yine bu davamızı, sağlıktaki bilgilenme ve bilinçlenme davamızı yerine getiriyoruz. Bugün de çok güzel bir konferans oldu, panel oldu. Çok değerli fikirler sunuldu. Evet, anlaşıldı ki çocuk bizim geleceğimiz. Çocuklarımıza sahip çıkmalıyız. Özellikle pandemi döneminde onların hiçbir hakkına zarar getirmemek gibi eğitim haklarını göz bebeğimiz gibi koruyalım diyorum. Annelerden, babalardan, dedelerden bir dede olarak, özellikle genç bir dede olarak hasreten özen göstermelerini, duyarlılık göstermelerini arzu ediyorum.